15. madde üzerinde iki adet önerge vardır. Önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 15. maddesiyle değiştirilmekte olan 4787 sayılı kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5. maddeye göre görevlendirilen uzmanlardan yararlanılabilir. Bu kararlara uyulmaması halinde hukuk mahkemeleri kanunun 398. maddesi uygulanır ibaresinin aile mahkemesince verilen bu kararların takip ve yerine getirilmesinde 5. maddeye göre görevlendirilen uzmanlardan yararlanılabilir. Bu kararlara uyulmaması durumda hukuk mahkemeleri kanunun 398. maddesi uygulanır olarak değiştirilmesini arzu ve teklif ederiz. Dursun Ataş Kayseri, Mehmet Metanet Çulhaoğlu Adana, Hayrettin Nuhoğlu İstanbul, Ayhan Erel Aksaray, Zeki Hakan Sıdalı Mersin. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'nın söz talebi vardır. Buyurun Sayın Sıdalı, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reform Strateji Belgesi temelinde oluşturulan ve 1. Yargı Reform Paketi ismiyle duyurulan bu teklif, her şeyden önce bir reform olma niteliğinden hayli uzakta olmakla birlikte aslında 15 farklı kanunda değişiklik öngören bir torba yasa. Ayrıca görüştüğümüz kanun tekliflerinin hazırlanması meclisimizin uhdesindeyken yargı reformu gibi toplumsal mutabakatı sağlaması gereken bir teklifin bile baştan sona yürütmenin gölgesinde hazırlanması hem milli egemenliğimizi temsil eden meclisimizi göz ardı etmiş oluyor hem de demokrasimizde ağır bir yara açıyor. Bu nedenle yapılması gereken ilk ve en doğru iş yargı reformunu ve diğer yasaları düzenleyen merciğin anayasamızda belirtildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunun kabullenilmesidir. Şüphesiz ki yargı reformu yasama faaliyetlerimize ve bağımsız yargımıza gölge düşüremediği bir ortamda Yüce Meclisimizin Adalet Komisyonu'nda vücut bulmalı. Meclisimizin dışında hazırlanan metinlerin üzerine inşa edilen kanun teklifleri güçler ayrılığı ilkesini derinden etkilemekte. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha kesin kuvvetler ayrılığı ve denetlenebilir bir yapı getireceği defalarca ifade edilmiş, seçimlerde propaganda olarak kullanılmıştı. Ancak bir yılı aşkın süredir uygulanmakta olan yeni sistemde milletvekillerinin çoğu zaman dışarıda hazırlanan, içeriklerine bile hakim olmadıkları kanun tekliflerine imza atmakta olduklarını görüyoruz. Yeni hükümet sisteminin dezavantajlarını her gün beraber yaşıyoruz. Ve siz her gün bizim parlamenter sisteme dönüş isteğimiz için yeni gerekçeler yaratıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümü kaldırılmadan ifade özgürlüğü alanında gerekli reformun yapılamayacağını görmezden gelemeyiz. Ülkemizde adalet sisteminde zihinsel bir reform yapılması ihtiyacı çok açık. Ancak bu reformun anayasadan başlaması ve torba kanun mahiyetinde düzenlemeler ile gerçekleştirilmemesi gerekiyor. Bu kanun teklifi başta yargı bağımsızlığı olmak üzere OHAL döneminin yarattığı tahribatlara, yargıya güven ve yargının siyasallaşması sorunlarının hiçbirine ne yazık ki bir çözüm getirmiyor. Yargılama usullerinde çeşitli değişikliklere giderek dava sayısını azaltma ve hızlı yargılama yapmanın amaçlandığı düzenlemeler ancak bugünü kurtarmaya yarayacaktır. Amaç, hakkı ve adaleti doğru şekilde teslim etmek olmalıdır. Zihinsel reform yapılmadıkça kağıt üstünde kalacak olan sözde reformist değişiklikler ülkemizi geleceğe taşıyamaz. Üzerinde konuştuğumuz maddede aile mahkemeleriyle ilgili bir konuda ifade değişikliği öngörülüyor. Fakat aile mahkemelerinin asıl sorunları ne yazık ki
ne birkaç kelimeyle çözülebilir ne de birkaç maddeyle. Aile mahkemesinin görevleri arasında kadınların şiddet ve her türlü saldırıdan korunması yer alıyor. Ancak yalnızca Eylül 2019 verilerine baktığımızda bile ne yazık ki 53 kadının cinayete kurban gittiğini üzülerek görüyoruz. Yani daha geçen ay Eylül 2019. 2016 Eylül'ünde 35 olan bu sayı her sonraki Eylül ayına baktığımızda yaklaşık %20 artarak maalesef devam etmekte. Esas mesele budur. Bu vahşete artık hep beraber dur dememiz gerekiyor. Konuyla ilgili gerek İstanbul Sözleşmesi, gerekse 6.284 sayılı kadına şiddetin önlenmesine dair kanunu görmekteyiz ki caydırıcılık anlamında hedefine ulaşamamaktadır. Üzerinde durmamız ve bu yüce meclis çatısı altında tartışmamız gereken konu, kadın cinayetleri meselesinin hangi yapısal ve hukuksal reformlarla düzelteceğini ortaya koymaktır. Bu bir siyaset meselesi değil, artık ülkemiz için utanç meselesidir. Yüce Türk milletinin en önemli dayanağı olan aile kurumunun tüm fertlerinin gerek sosyal hayatta gerekse devlet nazarında korunmasını ve her türlü yıpratıcı meselelerden ayrı tutulmasını sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Herkesin siyaset üstü bir bakışla bu meseleye yaklaşmasını ve özellikle kadın cinayetlerinin son bulmasına katkı sağlamasını... Buyurun tamamlayın Sayın Sıdalı. Herkesin siyaset üstü bir bakışla bu meseleye yaklaşmasını ve özellikle kadın cinayetlerinin son bulmasına katkı sağlamasını gönülden temenni ediyorum. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlarım. Teşekkürler Sayın Sıdalı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiş.